Merhaba arkadaşlar, hepimize iyi akşamlar. Bugün yine bir İngilizce okumalar programında beraberiz. İngilizce Ortadoğu okumalarında daha kolay olsun diye Word'e aktardım ben programı. Şimdi bugün TRT Haber'den, TRT Word'dan bir yazı seçtik. Burada açıklamalarını da yapayım şeyi, yani Word üzerinden yapıyoruz. İnternette hafif bir istikrarsızlık var, kesilirse falan panik yapmayın, tekrar bağlanıyor inşallah. Evet, bugün İsrail ve Hindistan'ın benzer politikalarını ele alan bir yazı okuyacağız. Aslında benzer bir politikayı Çin de uyguluyor. Çin de biliyorsunuz Sincan bölgesinde oradaki Müslüman Türkleri yerlerine etmeye çalışıyor. Benzer bir durum Keşmir'de, benzer bir durumda Filistin'de söz konusu. Ama bugünkü yazımız Hindistan'la İsrail politikalarının benzerlik arz ettiğini ele alan bir yazı. TRT World yazmış, yayınlamış. Yazan da C.J. Verleman diye bir vatandaş. Bu vatandaş da kimmiş? Altta burada yazıyor. Gazeteciymiş. C.J. Verleman is a journalist, gazeteci, author, yazar, analyst on conflict and terrorism. Çatışma ve terörizm üzerine de analistmiş aynı zamanda. Analizleri varmış bu adam. Evet. Şimdi devam ediyoruz. How India and Israel, Hindistan ve İsrail nasıl use kullanıyorlar? Zırtı geliyor. Acaba şeyde mi? Bu bizim mouse şeyi olabilir. Bir de acaba siz bir ses mi? Şunu az sesi azaltalım o zaman, bakalım. Devam ederse uyarın arkadaşlar. Biraz şeyi azaltıyorum, volümü. Evet. Ama mesaj gelmedi ilginç bir şekilde. Geri bak. Mesajı sildiniz mi? Mesaj bende görünmedi ya. Mesaj yok. Ses geldiğini öğrenmiş oldum. Devam ediyor mu? Tarık devam ediyor mu? Evet. Şimdi bizim bu Hindistan ve İsrail üzerine olan seçtiğimiz yazı niye? Alıyor. Tamam. Şu anda ben yaklaştım biraz daha. Evet, şimdi how India and Israel use the pandemic to expand... Birazcık açayım o zaman sesini. Şuradan çok azaltmışım. Birazcık düzelteyim. Expand demek yaymak, yayılmak. Expand, settler colonial project. Settler yerleşmeci. Bir yere yerleşmeye settle deniyor. Settler da yerleşen, bir yeri işgal eden kişi demek. Colonial... Yani hem yerleşimci hem de sömürgeci, koloni demek bir yere yabancı, yabancının şu anda hala sorun var mı diye bir daha bir sesi kontrol edelim bakalım. Tarık. Evet, international communities focus. Ne diyor? Yerleşimci ve sömürgeci kolonyal projelerini nasıl yaymaya çalışıyorlar? Koronavirüs şeyini kullanıp diyorlar. Evet. Şimdi the international focus, communities focus, uluslararası toplumun, community normalde topluluk demek ama burada toplum diye genel Türkçe'de yerleştiği için öyle çeviriyoruz. Hocam iyi, zaten açabiliyoruz. Biz yakın konuştuğunuz vakit sıkıntı olmuyor. Tamam. On battling, battle, savaş demek, savaşırken,
Focus on battling, savaşmakla yoğunlaşmış, odaklanmış iken kimle? Uluslararası toplum COVID-19'da mücadele yoğunlaşırken provide, bunun yoğunlaşması burada isim olarak kullanmış, fiil olarak da aynı şekilde kullanılır ama burada S var tabi, isim tamlaması. Provides perfect cover, bu durum diyor uluslararası toplumun koronaya yoğunlaşması, odaklanması, provides, sağlar, perfect cover, mükemmel bir maske, bir kılıf, cover'ı burada kapama üzere bir örtü sağlar. Ne için? For criminal political adventurism. Criminal, suçlu. Political, siyasi, suç içeren. Adventurism, adventure, macera. Adventurism, maceracılığı. Güzel bir diyor, mükemmel bir kılıf sağlamaktadır. Yani millet koronaya yoğunlaşmışken İsrail'e, Hindistan'da diyor bu şeye yoğunlaşıyorlar. Kendi projelerini yaygınlaştırmaya yoğunlaşıyorlar. Evet. When France was distracted. Fransa, eski zamanlardan örnek veriyor şimdi. Fransa was distracted. Distract var, dikkatini çekmek. Distract, dikkatini dağıtmak demek arkadaşlar. Yani dikkatini bir başka yöne çevirmek var, bir bu dağıtmak anlamında. Dikkatini dağıtmak. Distracted. Hemen bunu aşağı kontrol şey yapabiliriz. Kaydedebiliriz. Distract, dikkat dağıtmak. Evet. Distracted, dikkatini dağıtmak. Dikkati dağıtılmışken Fransa'nın with national election, yerel ulusal seçimlerle, and a range of demek bir şey dizi. Range, dizi demekti. Bir yerden mesela 3'ten 8'e kadar bir dizi olabilir. Yani başlangıcı ve sonu olan sıraya range deniyor. Seri gibi arkadaşlar. Distracted, range of bir seri, bir dizi, bir tür, yani birçok. Neyle uğraşırken? Unresolved domestic issues. Güzel kelimeler bunlar. Issue, konu demek, mesele. Domestic, dahili. Domestic, eve ait. Yani ülkenin iç gündemine ait iç işlerle uğraşırken, internal issues de denebilir, domestic issues de denebilir. Ülkenin içini ilgilendiren konular. Unresolved, burası önemli. Resolve, bir şeyi çözmek demektir. Conflict resolution, bir sorunu çözmek demektir. Unresolved olunca çözülmemiş. Bir seri, bir dizi iç meseleyle uğraşırken ne zaman? In 1936, 36 yılında ne yapmış? Yani Fransa'nın dikkati dağılmışken Nazi Germany, Nazi Almanya'sı seized it an opportunity. Bunu bir fırsat olarak yakaladı. Seize an opportunity diye de bir deyim kullanılır. Onu burada şey yapalım. Seize it an opportunity şeklinde de kullanılabilir. Seize the opportunity to bilmem ne diye söylenebiliyor mesela. Onu gri ile yapalım. Seize opportunity. Fırsatı yakalamak. Seize an opportunity, fırsatı yakaladı. Seize it as an opportunity, bunu bir fırsat olarak yakaladı. To violate, violate, ihlal etmek demek. Yani tanımamak, kırmak. Neyi? The Treaty of Versailles. Versailles anlaşmasını ihlal için fırsatı kullandı. Fırsatı yakaladı. Ne amaçlı? Remilitarizing. Re demek yeniden. Militarize, askerileştirme, yani oraya asker sokması, bulundurması vesaire anlamında. Remilitarizing, bunun dil ayarını yapalım. Bu kırmızılar şu an için bizim çok önceliğimiz değil. Dil seçeneğini iptal edelim, yani altını çizmesin gereksiz. Remilitarizing, yeniden... Metin linkini atar mıyız? Atarız tabii. Hemen atıyoruz. Metin linki biraz uzun olunca
Genelde videonun şeyin tanımına koyuyorum arkadaşlar. Videonun şeyine de bulunduruyorum açıklamasında. Tweet'te veya Facebook'ta da oluyor. Haberiniz olsun. Yani. Evet. Remilitarizing the Rhineland. Rhineland'i daha önce burası askerden arındırılmış. Almanlar buraya asker yerleştirmişler. This buffer zone. Buffer zone güzel bir kelime. Tampon bölge demek. Yani iki çatışan bölge arasındaki tampon oluşturulduğu zaman buna buffer deniyor. Arabanın tamponuna da buffer denir bazen. Trunk da deniyor. Trunk gerçi şeyine deniyor. Ne onun adı? Bagajına. Bumper deniyor. Ama tampon bu arabadaki değil, normal arabadaki. Buffer zone, tampon bölge. Yine bunu da beraber ezberlemekte fayda var. Bunu da istiyorsanız yeşile boyayalım. Mavi olsun. Had been established, bu tampon bölge kurulmuştur. In the aftermath of, aftermath sonrasında of World War I. Birinci Dünya Savaşı'nda bunlar savaştılar. Dediler ki birbirimize fazla tehdit oluşturmayalım, yaklaşmayalım. Burası askersiz bölge olsun diye burayı oluşturmuşlardı, established. To prevent, ne amaçla? Engellemek için, from threatening its western neighbors. Özellikle Almanların şeyden engellemek için, threatening, tehdit etmelerini, batı komşularını tehdit etmesini engellemek için bu bölge konulmuştu. History. Şimdi akademik çalışan arkadaşlar bunu şey yapsınlar, dikkat etsinler. Yazı yazarken okuyucunun ilgisini çekmek için böyle tarihten güzel bir örnekle başlamak mümkündür. Yani şimdi her yazıda biraz böyle ilk paragrafta biraz ilgi çekici noktalar yakalamak lazım. Onu da bu yazı yapmaya çalışıyor. Hani bir örnek vererek bunu yapmaya çalışıyor. Evet, şimdi history is replete. Replete, full of demek. Is filled. Tarih doludur. With examples of expansionist states. Expansion, yayılmaktı. Expansionist, yayılmacı devletlerin örnekleriyle doludur. Nasıl devletler bunlar? Using deyince that use gibi düşünebiliriz. Using, kullanıyor. Neyi? Destruction. Dikkat. Dağıtmayı kullanıyor. Kullanmışlar. And diversion. Diversion bir hattı, bir mesela suyu bir tarafa akarken diğer tarafa divert etmek, yönünü değiştirmek demektir. Yani anlamları yakın bunların. Biri dikkatini dağıtıyor, dikkat kalmıyor. Diversion'da dikkatini başka yöre çeviriyorsun. Yani genel akımları vesaireyi çevirmek için de divert kullanılır. Divert, convert gibi bunlar yakın birbirine. Bu dikkatini başka yere çevirmek anlamında. Diversion. Demin geçmemişti. Demin distraction geçmişti. As a weapon, bir silah olarak kullanıyor. Or element of surprise. Bir sürpriz unsuru olarak veya bir silah olarak bunu eskiden beri yayılmacı devletler kullanıyor diyor. As illustrated, görüldüğü gibi. Illustration, resimlendirme, şekille gösterme demek arkadaşlar. Kısaca gösterme diyebiliriz. As illustrated, gösterildiği gibi, by Russia's invasion of Georgia. Gürcistan'ın Rusya tarafından işgalinde görüldüğü gibi, gösterildiği gibi. In 2008, 2008 yılında. Ne olmuş o zaman? When the world's attention, dünyanın dikkati was fixated on the Beijing Olympic Games. Dünyanın dikkati Beijing'deki, Çin'deki olimpiyat oyunlarına çevrilmişken fixated. Fixated bir şeye böyle saplantı halinde yoğunlaşmak demek arkadaşlar. Psikolojiye bir şeye saplantı olduğu zaman bu bir problemdir. Fixation denir. Bir şeye gereksiz takıntı haline getirmek anlamına gelir. Fixated burada saplanmış, takılmış durumda. Dünya buraya iyice kafayı bozduğu zaman, herkes oraya dikkat ettiği zaman Rusya, Gürcistan'ı bir kısmını Avazya bölgesine işgal etmişti. Orayı parçaladı. It is no secret. Yine başka bir örnekle yazıyı ilginç hale getirmeye çalıştı.
Ama esas konumuz o değil. It is no secret. Sır değildir. The world leaders often use, dünya liderleri often, sıkça kullanırlar, foreign policy as a means to divert attention. Means araçtı biliyorsunuz. Araç olarak kullanırlar. Ne amaçla? Divert attention. Dikkat dağıtmak, dikkati başka yere yönlendirmek için kullanırlar. Okay. Divert attention. Divert bir daha geçti. Demin diversion geçmişti. Bu da onun fiil hali. From political problems at home. Ülke içinde, at home dediği ülke içindeki siyasi sorunlardan dikkati başka yöne yönlendirmek için bir araç olarak, bir yöntem olarak. Means bazen yöntem olarak hani yakın zaten anlamları veya araç anlamına gelir. Means and goals diye bir şey vardır. Onu buraya yazalım istiyorsanız. Bir şeyin amaç, goals, tabii önce büyük hedefler and means. Amaçlar ve araçlar eşittir. Amaçlar ve araçlar diye bu şekilde söylenir. As illustrated, yine bunun örneğini verdi. Bu önce prensibi söyledi, sonra bunun örneğini söyledi. As illustrated, gösterildi gibi. By the United States assassination, Amerika'nın suikastla öldürmesi gibi. Neyi? The Iranian general, İranlı general Kasım Süleymani'yi öldürmesi de buna bir örnek olarak verilebilir diyor. Assassination, suikast demekti. Which was, ki bir olay, was likely carried out. Carried out, icra etmek, ifa etmek demekti. Likely, muhtemelen bu yapılmıştır, icra edilmiştir. Ne için? To distract. Yine dikkat dağıtmak için from President Donald Trump's impeachment hearing. Impeachment görevden almak demektir arkadaşlar. Hearing de böyle mahkemede duruşmaya deniyor. Dinledi yani şeyleri dinlediği hakimin, savcının, jürilerin vesaire dinlendiği bu duruşmaya hearing deniyor. Bu görevden alma duruşmasından dikkati dağıtmak için büyük ihtimalle yapılmıştır demek istiyor. The world, the words, şu sözler, kelimeler, kelime anlamına da gelir, söz anlamına da gelir. The words, never let a crisis go to waste. Hiçbir krizi go to waste demek, boşa gitmek, ziyan olmak. Yani ziyan etmemek. Hiçbir krizi ziyan etme diye bir söz vardır. Also ring loud. Ring demek çalmak, zil çalması gibi böyle ding 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 etmek. Loud da çok sesli bir şekilde bu duyulur. Bu söz hiçbir krizi ziyan etme sözü duyulur. And true yine gerçek bir şekilde çalar. For both Israel and India. Hem İsrail hem Hindistan ikisini bunu bolca kullanırlar. Yani bu krizleri fırsat bilip değerlendirirler diyor. Zaten ikisi arasında çok yakın ilişki var arkadaşlar. Modi de biliyorsunuz biraz aşırı sağ ve ırkçı neredeyse aşırı Hint milliyetçisi bir yönetim. İsrail ile ilişkiler çok iyi. İsrail'i çok örnek alıyor. İsrail zaten malum Arapları ikinci sınıf vatandaş olarak görüp ülkede bir hak ve şey vermiyor. Zaten yerlerini işgal ettiği gibi de olan yani orada yaşayanlar da İkinci sınıf vatandaşlık gibi apartheid rejimi işletiyor. With each using, with burada ile diyor ama olarak gibi düşüneceğiz. İki tarafta each her biri hem İsrail hem Hindistan ne yapıyorlar? Using the fog. Fog demek sis demek arkadaşlar. Using ikisi de kullanırlar. Neyi? The fog. Sisi. Foggy demek sisli. Fog, sis. Sabahleyin hani havada ortaya çıkan sis. Of the COVID-19 pandemic. Korona salgınının, 19 salgınının sisini kullanıyorlar. Ne amaçla? To expand their respective settler projects.
Respective kendilerine ait burada. Respect onunla ilgili gibi bir anlamı var. Respective her biri kendine yönelik. Yani biri diğerinin işine değil de her biri kendi projesi anlamını burada kullanıyor. Settler Colonial Projects kendi yerleşimci ve sömürgeci projelerini geliştirmek için bu şeyi kullanıyorlar. Nerede? In occupied, işgal ettikleri topraklarda, or disputed territory ya da tartışmalı, dispute tartışma demektir. Territory alanda, toprakta. And in defiance, defy demek birini challenge etmek, birine meydan okumak. In defiance demek birini meydan okuyarak. In defiance of neye meydan okuduğunu anlıyoruz. International law, uluslararası hukuka meydan okuyarak bunu yapıyorlar. Bizi de hukuk falan tanımıyorlar demek istiyor. Evet. Last month, geçen ay Netanyahu and Gantz government, Netanyahu ve Gantz hükümeti signaled its intention. Ne yaptı? Sinyalini verdi. Signaled. Sinyal biz niye diyoruz? Sinyal aynı signal yazılıyor Fransızca'da ama onların okunuşu signal yazdıkları halde sinyal diye okuyorlar. İgne diye geldiği zaman inye diye tersine okunuyor. Önce ne okunuyor sonra ye çıkıyor. Ye'yi de ye gibi. Sinyal biz Fransızcadan almışız yine. Sinyalini verdi. Its intention, kendi niyetlerini, sinyalini ifade ettiler. Ne niyeti varmış? To formalize the annexation of the occupied West Bank. West Bank'te bank demek zaten kenar demek. Bir nehrin kenarı değil olarak. Ama buna bu batı yakası olmuş oluyor. Biz batı şeria diyoruz. Şeria o bölgenin de adlarından birisidir ama Ürdün Nehri'nin batı yakasıdır bu aslında. Burayı İsrail 67'de işgal etti. Ama hani işgal altındaki topraklar diyor. Yani uluslararası hukuk ve tartışmalar şu ana kadar sadece işgalde tuttuğu, yani ilhak etmediği bir toprak olarak düşünüyordu. Şimdi burayı ilhak etme niyetini, yani fiilen kontrol ediyor ama işte annexation o ilhak demek, resmileştirmek istiyor. Resmileştirmek istiyor arkadaşlar. Batı Şeria dediğimiz bölgeyi. Yani zaten elinde tutuyordu ama şimdi burada Filistin devleti kurulacak mı? Pazarlık masasında bir pazarlık kartı mı falan gibi şeyleri bitirip artık İsrail özellikle bu Araplar birbirini iyice zayıflattığı için bölgede İran'ın da bunda rolü olduğu için rahat rahat her istediğini yapıyor. İşte Golan Tepelerini ilhak ettiğini söyledi. Aynı şekilde aynı mantıkla onu da 67'de almıştı. Kudüs'ü başkenti yapıyorum dedi. Vesaire bir sürü şeyler yerleşim yerlerini devam ettiriyor falan. Şu anda en rahat bölgeler şeylerden birisi. Bir de bazı Arap ülkeleri İsrail'e yanaşmış durumda ve onu da işte hem Arap Baharı korkusu yani demokrasi korkusu hem de İran korkusuyla bunları yaptırıyorlar. Ne yapmak istiyor İsrail? Yeni hükümet bu Batı Şeria'yı ilhak edeceği niyetini sinyalini vermiş. Geçen Pompeo galiba Amerikan İşleri Bakanı İsrail'e gitti. Bu konuda acele etmeyin diye uyardı ama Trump da zaten genel olarak ne isterse veriyor İsrail'e. Tamam. Neyle yapmak istiyorlar bunu? By advancing a bill. A bill demek bir kanun demek. Kanun tasarısı. Advance ilerletmek yani ileri sürmek, harekete geçirmek gibi. Advance normalde ilerleme demek. Yani bir kanun ileri koyarak, kanun tasarısı getirerek to be passed geçmek üzere nereden geçirilecek? By the Knesset. Knesset de İsrail'in parlamentosunun adı. İsrail parlamentosundan geçirilmek üzere bir kanun tasarısı niyetlerini olduğunu söylemişler. On July 1st. June, July, Haziran, Temmuz. Bir tane Ju ile başlayan şey vardır. Karışır bunlar bazen. June, Haziran olduğuna göre. May zaten Mayıs. July, Haziran bir de böyle bir şey niyetleri varmış.
A move, nasıl bir hamle bu? A move, bu bir hamledir. Bu bir hamledir ki, a move that now enjoys, bu hamle, enjoys, sahiptir, istifade etmektedir, tadını çıkarmaktadır anlamına gelir. Bu hamle neden yararlanmaktadır? The blessing of United States. Amerika'nın kutsaması, yani her türlü kolaylığı sağlaması anlamında. Amerika'nın yaptığı büyük iyilikler anlamında. Büyük iyiliklerin tadını çıkarmaktadır bu hamle. With the Secretary of State Mike Pompeo recently telling reporters that Pompeo, Amerikan Dışişleri Bakanı, Secretary of State diyorlar buna. Sekreteriye minister anlamında kullanıyorlar. State'de Dışişleri Bakanı anlamında kullanıyor. Mike Pompeo recently telling, yakın zamanda demiştir ki, reporters, gazetecilere burada, it is an Israeli decision, bunun bir İsrail kararı olduğunu söylemiştir. We call on Knesset members. Ne demiş? Kim bunu diyen? David El-Hayani. Yeşek Council'in başkanı. Bunu yorumluyor şimdi. We call on Knesset members. Bütün İsrail parlamentosu üyelerini, Knesset üyelerini çağrı yapıyoruz. Call on demek, çağrı yapmak. From the national parties. Ulusal partilerden olan vekillere çağrı yapıyoruz. To stand behind this legislation. Legislation yasama demek arkadaşlar. Yasa yapma işi. Bu yasa tasarısının arkasında durmayı, stand behind, desteklemeyi yani çağırıyoruz. Başka to advance, ilerletmeyi, desteklemeyi. Sovereignty, İsrail'in egemenliğini ilerletmeyi M'ye çağırıyoruz. And to prevent, başka ne amacı olacak bunun? The creation of a Palestinian state, bir Filistin devletinin kurulmasını engellemek için bunu yapmaya çağırıyoruz demiş. Kim diyen bunu? The Yeşe Council Head, Yeşe Konseyi Başkanı, Head burada başkan demek. David El-Hayani on Sunday, pazar günü. Bu vatandaş da böyle bir çağrı yapmış. Demek ki önemli bir adam. No doubt Israel's sudden haste to annex stolen Palestinian land. Ne diyor? Evet. No doubt, şüphesiz Israel sudden haste. Haste, acelecilik. Acele etmek. Sudden, ansız. Ansızın böyle acele etmesi veya böyle bir anda aceleye geçmesi. Annex, ilhak etmek, eklemek. To annex stolen Palestinian land. Çalınmış olan, stolen, yani işgal edilmiş olan Filistin toprağını ilhak ediyor, etme. Deki aceleciliği şüphesiz neymiş? Is driven, driven, sevk edilmiştir. Yani bunu yönlendiren şey nedir? By a belief, şu inançla yönlendirilmektedir. That the international community, uluslararası toplum is too distracted to care. Bu bir kalıptır arkadaşlar. To something, to ile sıfat gelir. Burada sıfat gibi kullanmış. Too busy to do something. Too busy to see something. Ne olmuş burada? Too distracted to care. Şöyle alsan istemiyor o zaman ısrarla. Diğer kelime de çıkıyor. O kadar, yani dikkat edecek kadar, ilgi gösterecek kadar dikkati dağılmıştır. Too distracted to care. Neden dikkate dağılmıştır? By the COVID-19 pandemic. COVID-19 salgını dolayısıyla dikkate dağıtılmıştır. To care, dikkat etmeye üzere, or to protest veya protesto etmek üzere İsrail'i.
Dünyanın dikkati dağılmışken diyor, bunu yapmaya acele ediyor İsrail. Alongside genuine fears, başka neleri var? Başka korkuları, genuine, gerçek demek. Real gibi. Genuine leather yazar mesela. Gerçekleri ise genuine leather yazar. Gerçek olduğu zaman. Rival, rakip. Genuine fears his rival will defeat Trump. Rakibi Trump'ı yenecek diye korkuları gerçekten. Ayrıca alongside deyince onun yanında, yani ayrıca korkuları varmış ya İsraillerin. Trump'ın kaybetmesi korkusu. Çünkü Trump ne isterlerse yapıyor, ne yaparlarsa, ne derlerse veriyor. Yani siz ne yaparsanız kabulümdür diyor. Bu da İsrail'in pek bulamayacağı bir fırsat. Yani klasik olarak Amerika İsrail'e destek olmakla beraber Trump kadar her istediğini veren, Amerikan çıkarlarını bile göz ardı eden bir lider daha önce gelmemişti. Şimdi bunu kullanmak istiyorlar. Belki de artık son yılı. Benzer bir hareket Suud'da da var. Muhammed bin Selman da Trump gitmeden koltuğa, krallık koltuğuna oturmak istiyor. Çünkü demokratların özellikle Suud Arabistan'a bir antipatileri var. Hem de yani Trump'tan şey almak için de, intikam almak için de bu konuyu kaşıyorlar. O açıdan ikisi de önemli ama İsrail burada daha belki istediğini her zaman almakla beraber biraz daha rahat hareket ediyor. Evet. Trump in November. Bring ne diyor? Genuine fears that his rival will defeat Trump. Trump'ı rakibi yenecek, will defeat. In November, Kasım'daki seçimde. Given he trails his opponent. Trail demek arkasından gelmek. Trail bir şeyin peşinden gitmek anlamında. Trump ne yapıyormuş? Arkasından geliyormuş. Yani önünde değil. Dolayısıyla rakibi daha önde gidiyor. Former Vice President Joe Biden, eski başkan yardımcısı Joe Biden'ın önde gittiğini şeyler söylüyor. By significant margins. Significant burada anlamlı, önemli demek. Margin bir marj varmış yani. Marj kelimesini biz oradan almışız. Bir belli bir sınırla, yani çok yakın değil. Böyle güçlü bir şekilde önden gidiyor. In all of the battleground states. Bu da Amerikan siyaseti açısından önemli. Bazı yani orada temsilci, eyaletlerin seçtiği temsilciler başkanı endorse ettiği için, başkanı desteklediği için başkan aslında şeyde seçiliyor arkadaşlar. Mecliste seçiliyor veya işte bu delegeler başkanı seçiyorlar. Zaten onlar baştan açıklıyor, ben şunu seçeceğim, bunu seçeceğim diye. Çok da bir değişme olmuyor. Böyle bir ortamda o illerin delegeleri, o eyaletlerin delegeleri önemli olmuş oluyor. Ve bazı iller full zaten ne yapsan cumhuriyetçi, bazıları full Demokrat Partici. Battleground state oluyor o yüzden. Yani kayan, iki tarafa da gidebilecek eyaletler oluyor. Şeyi o, kastı o. Yani esas mücadelenin yaşandığı eyaletler. Nadiren öteki sürpriz yaparsa, işte çok güçlü gelirse, yani demokrat bilinen bir yerde şeyi öne geçebiliyor. Yani cumhuriyetçiler veya tersi bir şey oluyor. Şimdi o yüzden mücadele büyük ölçüde bu battleground state'lerde, yani mücadelenin yaşandığı, mücadele sahnesi olan eyaletlerde yaşanıyor. Diyor ki bunlarda Joe Biden önde gidiyor, Trump'ın rakibi. Dolayısıyla bunları kazanırsa Biden'ın kazanma ihtimali çok yüksek. The building momentum. Momentum'un inşa edilmesi. Momentum burada ivme demek. Bir hareket tarzı. Yani bir rüzgar diyoruz Türkçe'de biz buna. Rüzgar yakalama, rüzgar inşa etme. In the country, ülkedeki işte hareket ve ivme yakalama must not be stopped. Ne demiş? Durmamalı demiş. Even for a second. Ülkede yani burada building a momentum değil. Yani inşa etme momentumu. Yani İsrail'in yerleşim yeri inşa etmesi
hızı ivmesi durmamalı demek istemiş. Building momentum, inşaat ivmesi durmamalı. For even a second. Even for a second, ancak bir saniye bile durmamalı demiş. Thundered, İsrail'i Defense Minister Naftali Bennett. Thundered dediği çok böyle fırtına gibi konuşan, hani çok. Thunder, gök gürültüsü demek. Böyle fazla ses çıkarana thunder denir. Çok gürültülü konuşan bakan diyor. Eksik olmayın. Ne yapmış İsrail Savunma Bakanı? Böyle demiş. From his Twitter account last week, geçen haftaki Twitter hesabından böyle bir açıklama yapmış. Bennett was referring to government's decision. Refer to, atıf yapmak demek. To government's decision to authorize the construction. Hükümetin kararına referans yapıyormuş. To authorize, yetki vermek. Otoriteden geliyor burası. Yetki vermek, yetkilendirmek. Ne yetkisi vermiş hükümet? The construction of 7,000 additional housing units. İlave additional 7,000 tane housing dediği konut biriminin yapılması yetki vermiş. Bunlar tabii Filistin bölgelerinde yapıldığı için illegal settlements oluyor ama bunu yapıyorlar. Yani gayrimeşru olmakla beraber bu yetkileri verip burada settlement of Ifrat, Ifrat bölgesindeki yerleşimde bu kadar daha 7,000 tane bina veya daire yapacaklarmış. Which constitutes a war crime. Bu durum diyor bir savaş suçudur. Yani bir yeri işgal etmek demek size oraya yerleşme hakkı vermez. Bir constitute oluşturur, a war crime, savaş suçu oluşturur. Meant to deny Palestinians. Bunun amacı nedir? Meant burada ne kastediliyor bunda? Ne amaçlanıyor? Meant to deny, mini biliyorsunuz ama hani buradaki şeyi. To deny, reddetmektir. Palestinians, Filistinlerin hakkını reddetmektir. The basis for real status, statehood. Gerçek bir devletlik, devlet olma, statehood, devletlik, yani devlet olabilecek gerçek bir devletlik potansiyelini, basisini, temelini ortadan kaldırmak, deny burada. O hakkı elinden almak anlamına da gelir. Ne yapıyor? Bunun amacı neymiş? Meant, Filistinlilerin gerçek bir devlet olma temelini elinden alıyorlar. For an a viable basis for a real state. Şurada bir şey olmuş herhalde. Mean the basis for a, şu for a şuraya gelecekti bence. Zaten word olduğu için biz geri getiririz ama yazıda da basis for a real statehood, gerçek bir devlet olma şeyini. And a viable economy. Viable, yine vi, yaşamak Fransızcadan gelir. Yaşayabilir, yaşanabilir. Economy. La vie, comme je veux diye bir film vardı. İstediğim gibi bir hayat. Yaşanabilir bir ekonomi sağlama. Yani toprakları parça parça olduğu zaman Filistinler'de ne devlet, bütüncü bir devlet olabiliyorlar ne de birlikte yaşayabiliyorlar. Böyle bir şeyi var. According to, kime göre? To the United Nations. Eğer bunu yaparlarsa Filistin'in elinden ekonomik yaşama şansı ve devlet şansı almış oluyor diyor. According to the United Nations, BM'ye göre, Birleşmiş Milletler'e göre, and thus international law, yine uluslararası hukuka göre bu böyledir diyor. Yazılar çok mu büyük? Yine hepsine yerleşim olmuyor mu? Yok, burada hani Yahudilerin yerleşeceği kadar yer var ama bunların esas amacı Filistin bölgelerine yerleşmek. Filistin topraklarını istila etmek. Buralar bizim demek. Sonra adam buluruz diyorlar. Yani adam gerekirse diğer yaşadığı yerden bu fanatik Yahudiler var. Onları gelip bunu bir misyon olarak buralarda
yaşamayı tercih ediyorlar. Yani esas amaçları adamların Filistinleri yerlerinden etmek politikası. Evet. Şöyle. Yani. Evet, Bennett'ten geldik zaten. United tam şuradayız. Trump Administration's Annexation Plan. Trump yönetiminin Filistin tarafının da, tepkisi bu. Palestinian official, Filistin'in yetkili sahip Arakat demiş ki, Trump yönetiminin Annexation Plan, ilhak planı, endorse, desteklemek veya destek açıklamak demek arkadaşlar. Hatta bu mesela şeyde endorsement denir. Bazı adaylar diyelim ki Trump'ın partisinin kendi içinde bunu bırak yarışı bırakıp ben diyor Trump'a destek oluyorum. Buna endorsement denir. Veya direkt public figürlerin, bilinen adamların kendi adayı olmasa bile Trump'a veya rakibine destek açıklamasını endorsement denir arkadaşlar. Plan endorses. Amerika o zaman ne yapıyor? Trump'ın planı, yönetimi. Everything that the illegal Israel colonial settlement enterprise is about. Being about demek bir şey hakkında olmak demek. Is about. Yani bu yerleşim planları ne hakkında ise onu destekliyor demek istiyor. Şimdi çözelim. Illegal, gayrimeşru, hukuksuz. İsrail'in kolonyal sömürgeci yerleşim girişimi, enterprise. Business içinde yine enterprise kelimesi kullanılır. Yani ne olursa olsun her türlü şeyi Amerika destekleme açıklaması yapmıştır diyor. A racist narrative. Bu bir racist, ırkçı söylemdir, narrative. Discourse gibi. Başka, violation of international law. Bu uluslararası hukukun da ihlalidir. And the perpetuation of the denial of Palestinian rights. Perpetuation burada doing gibi anlamı var. Yapmak gibi. Bir şeyin yine Filistin halklarının Filistinlerin haklarının reddinin yapılması. Yani reddi gibi. Perpetuation burada ekstra bir anlamı yok. Reddinin kabulü veya icrası gibi şey yapabiliriz. Yani bu Amerikan politikası ırkçı söylemi destekliyor. Ulusal hukukun şeyini ihlalini yine görmezden geliyor ve Filistin'in hakların eline alınmasını da kabul ediyor. Kim demiş bunu? Palestinian official sahip Arakat demiş. Across the other side of the world. Dünyanın diğer tarafında, uzak ama diğer tarafında. Hindistan has taken its first steps. İlk adımlarını attı. Ne konusunda? Towards replicating. Replicating, repeating demek. Tekrarlamak. Kopyasını çıkarmak demek. Replicate. Bir şeyin tekrarını, benzi mesela güzel bir resim vardır, sanat eseri. Bunun benzerini yaparlar. Buna replication denir. Kopyalaması gibi yani. Israel Settler Colonial Model. Ne yapıyor bu? Hindistan'da İsrail'in yerleşmeci, sömürgeci modelini tekrarlıyor. But in the disputed territory of Kashmir. Nerede yapıyor bunu? Tartışmalı olan, daha çözüme kavuşmamış olan disputed o demek. Territory topraklarında, coğrafyasında yapıyor. Kashmir'de yapıyor. Where Keşmir'de orada ve oradaki Indian Security Forces, Hindistan güvenlik güçleri over the lives of 5 million Muslims. Burada Hint güvenlik güçleri 80 milyon Müslümanın hayatını rule over. Hükmediyor. Hayatına hükmediyor.
Over deyince rule over. Over şurada gelseydi, over 8 milyon deseydi 8 milyondan fazla ama rule over burada hayatları üzerine hükmediyor. 8 milyon düz rakam söylenmiş. Az veya ondan az veya çok söylenmemiş. Bir total impunity. Impunity, pun, punishment, cezadan geliyor arkadaşlar. Impunity, ceza verilebilirlik. Impunity, ceza, cezasızlık. Sorumsuzluk yani hiçbir hesap vermeden. Impunity, bunu bence aşağı alalım. Impunity, hukukta sorumsuzluk diyorlar buna ama cezadan kaçma diyelim. Cezasız kalma. Last month, geçen ay ne yapmış? Yine benzer bir şekilde. Başka kelimeler tabii siz not ediyorsunuzdur kendinize göre. Herkesin bilmediği kelimeler farklıdır. Last month, geçen ay, New Delhi passed a new set of laws. Set of demek bir grup, bir set, bir dizi. Bir dizi kanun geçirmiş past. In New Delhi dediği Hindistan'ın başkenti olan parlamentosu vesairesi. For Indian administered Kashmir. Hindistan'ın yönettiği administration yönetmek demek. Hindistan'ın yönettiği Kashmir için bir dizi kanun getirmiş. Including başka neler var? Domicile rights for Indian citizens. Domicile yerleşme kendi yani şey edinme. Ev, yurt edinme anlamı da var. Yurt edinme hakları for Indian citizens. Yine başka bir kanunda daha öncesinden kayıt olmamış. Tabii çok fakirlik ve şey olduğu için kayıt olmayan 10 milyona yakın Hindistan içerisinde tabii bunlar binlerce yıldır oradalar ama yani böyle garibanlıktan bilmem şeylikten kayıt olmayan vatandaşlar var. Diyor ki bunlar Hinduysa Hindulara otomatik vatandaşlık hakkı veriyor, Müslümansa vermiyor. Bunun için bayağı bir gösteri falan olduydu. Ciddi zulümler falan da oldu. Bastırdılar ama yani Müslümansa bunların vatandaşlığı hani orada yaşıyor ama hani 100 yılı, 1000 yılı orada yaşasa da kendini vatandaş olarak ispatlayamazsa, daha önce kaydolmadıysa vatandaşlıktan çıkarma veya vatandaşlığa kabul etmeme gibi bir politika benimsediler. Ama Keşmir için ayrı bir yasa geliştirmişler. Paving the way, bu yasalar ne yapmış? The way for soldiers yolu açmış. Pave the way for bir şeye yol açmak. Bu ile de kullan. Pave for soldiers to purchase da gelecek zaten burada. Birine yol açmak ne amaçla? To pave someone for something. Evet, şöyle pave the way for someone to do something. Bir şey yapması için birine yolu açmak. Ne yapmış şimdi bu? Pave the way, yolu açmış for soldiers and their families. Askerlere ve ailelerine yolu açmış. Specifically those who lived in the territory for 15 years or longer. Ve bölgede 15 ve daha fazla yıl yaşayanlar için özellikle yolu açmış. To purchase, satın alma. And own, sahip olma hakkı tanımış. Own property, burada mülk edinmeyi yolunu açarak burayı bunlara yerleştirmeye çalışıyor. Benzer bir şeyi daha katı bir şekilde Çin, Sincan bölgesinde yapıyor arkadaşlar. Maalesef Müslümanların durumu çok parlak değil. Şu anda bir başı dağınıklık olduğu için, bir liderlik olmadığı için herkes Müslümanları itip kakıyor. Evet. It shouldn't be no secret. Bir sır değildir, sır olmamalıdır. To anyone by now. Şimdiye kadar artık kimsenin
Dikkatinden kaçmış olamaz diyor. Kim onu diyen? Mr. Shifat. Tabi yazar birkaç kişiden görüş alıyor. A school teacher in Srinagar, Srinagar bölgesindeki bir öğretmen bunu diyor. Who wished only to be identified by his first name. Bu vatandaş wished demek istediği, arzu etti. Only to be identified isminin ancak ilk ismiyle anılmasını, tam ismini vermek istememiş yani. Out of fear. Neden? Out of fear. Because of fear da olur da ama daha çok out of fear. Korkusu dolayısıyla. Of Indian military reprisal. Reprisal demek misilleme. Böyle sert tepki demek. Told me by phone. Telefonda bana bunu söyledi. Dolayısıyla ismini gizli tutmak isteyen Müslüman bir Şifat ismindeki bir öğretmen. Ne demiş bakıyoruz şimdi. Artık bugüne kadar kimseye sır değildir that the government of the Bharatiya Janata Party, bu Modi'nin partisi herhalde bu parti, Modi'nin bu milliyetçi partisi wishes to do to Kashmir, Kashmir'e ne yapmak istediği bu partinin, bu hükümetin, tabii hükümette olduğu için, to do to Kashmir. Yani Keşmir'de yapılanlar, what Israel has done to the Palestinian territory. İsrail'in Filistin, yani Filistinlere yaptığıyla aynısıdır. I now wishes to do, the government wishes to do what Israel done. Bu partide, Keşmir'de İsrail'in yaptığını yapmak istiyor. Demek istemiş Palestinian territories, Filistin topraklarında. Evet, bilmeyen kelime yok herhalde, anlamı çıktı. Giving land ne yapıyor, ne yaparak yapıyor, şey yapıyor bunu, devam etmiş. Toprak veriyor. Homes, ev veriyor. Jobs, iş veriyor. To Indian soldiers and their families. Bunlara iş vermek, toprak vermek, ev vermek is how India will try to change. Is how the way, yani nasıl değiştireceğine bir örnektir. Bunu yaparak Hindistan nasıl değiştirmek istiyor? India will try to change. Değiştirmeye çalışıyor. The demographics, nüfus yapısını here, Keşmir'de nüfus yapısını bu şekilde değiştirmek istiyor. Yani toprak vererek, ev vererek orada Hintli, Hindu vatandaşların sayısını artırmak istiyor. No different to, bu hiçbir şekilde farklı değildir. What Israel has done, İsrail'in yaptığından farklı değildir. With its settlers in the West Bank, Batı Şeria'da İsrail'in yerleşimciler ile yaptığından hiçbir farkı yoktur. The perfect crime, bu mükemmel bir suçtur diyor. Yani dört başı mamur bir suç. Her açıdan suçtur demek istiyor. New Delhi's, Yeni Delhi'nin, yani Hindistan başkentinin motivi, motiv güzel bir kelimedir. Bir şeyin neden yapıldığını, motivasyonunu, gerekçesini söyleyen kelimedir bu. Türkçe'de az saik diyorlardı eskiden. Yani bir cinayet işlenmiş, bunun saiki nedir? İşte kıskançlık mı, miras mı, yoksa başka şeyler mi, namus davası mı falan gibi şeyler, o motivdir yani. Polis mesela bir ölü bulduğunda ya bunu kim öldürmek istemiş olabilir. İşte o motif, yani orada motifi öğrenmek istiyor. Dolayısıyla New Delhi'nin o işi yapma gerekçesi nedir? Is to facilitate, motivi burada, hareket noktası nedir? To facilitate, kolaylaştırmaktır. And to encourage, cesaretlendirmektir, teşvik etmektir. Demographic flooding, demografik olarak buraya bir sele kapıtma, yani burayı silip süpürme amacı var. Nüfus olarak burada hakimiyeti sağlama motivi vardır. Amacı vardır, saiki vardır. Or rather make the Muslim majority a minority in their land. Rather burada daha gerçekte, yani esas anlamda demek. Is rather to make, ya da burayı ne yapmak istiyor? Muslim majority, Müslüman çoğunluğu, a minority in their land, kendi topraklarında, toprağında
azınlık haline minority getirmektir. Tabii Hindistan'da da çok nüfus var. Milyarı aşkın nüfus var. Oraya bir 5-10 milyon adam bulmakta zorlanmaz. Aynı şeyi Çin'de güzel bir şekilde yapıyor. And kill any chance. Bir şans varsa bunu yok etmek, öldürmek ister. Of a future independent Kashmir state. Bağımsız Keşmir devletini öldürmek ister. İsterseniz şuradan ben bir harita bulsam olur mu diye düşündüm. Niye? Çünkü çok kritik bir yerde yer alıyor Keşmir. Varsa hemen şuradan Maps Keşmir diye baksak. Yani Keşmir hem maddi kaynaklar açısından hem de stratejik konum açısından çok önemli bir yerde. O yüzden Hindistan bundan kolay vazgeçecek gibi durmuyor. Keşmir. Gördüm ama. Neyse çok önemli değil. Yani haritadan bakarsanız Pakistan, Hindistan, Çin, Afganistan arasında bir yer. Dolayısıyla çok aynı zamanda stratejik bir yer olduğu için bundan Hindistan vazgeçmek istemiyor. Evet, sorunuz vesaire varsa yine yazabilirsiniz. Sina biraz daha yine tabii Sina da kritik bir yer ama Sina'yı boşaltmaya çalışıyor Sisi de orayı yani İsrail Filistinlere atmak istediği için hani Filistin devleti olacaksa İsrail'in dışında bir yerde olsun diye Sina'da hani o çölde bir Filistin devleti kurulsun bizim başımızdan atalım bunları babında bir şey var Sisi de buna yardımcı oluyor kurulacaksa da. Yani Gazze'de, Kudüs'te, işte Batı Şeria'da değil de uzakta bir Sina'da bir Filistin devletçiliği veya çakma bir devlet kurulsun gibi bir anlam var. Evet. Ne yapıyor bu şekilde? It is true the same way Israel has killed any prospect of Palestinian state. İsrail'in Filistin devleti prospect burada ihtimalini Çin toprağı yok ama Çin'in sınır. Çin'de Tibet'i işgal etti biliyorsunuz. O da ayrı bir şey ikisi arasında. Yani Hindistan buraya sıkı sıkı yapışıyor. Aynı şekilde Filistin devletinin yaşama şansı eline alındığı gibi nasıl yapmış bunu İsrail? By migrating nearly 1 million Jewish settlers. 1 milyonluk Yahudi yerleşkesini buraya şey yapmış. Göç ettirmiş migrating. Into the occupied Palestinian territories. 67'den bu yana 1 milyon Yahudi yerleşimci buraya göç ettirilmiş. Tabii bunlar özel bir ekonomisi vesairesi de var. Dünyadaki bütün Yahudileri buraya göç etmeye teşvik ediyorlar arkadaşlar. Epey bu eski Sovyetlerden, Rusya'dan falan gelen çok Yahudi var. Her yerden toplamaya çalışıyorlar. Orada bir nüfus yoğunluğu oluşturmaya çalışıyorlar. In mirroring, demin replicating geçmişti, şimdi mirroring geçti. Mirror da ayna tutmak, yani aynısını yapmak gibi. Aynısı. Mirroring the Israeli model. İsrail'in modelini sanki aynadaki modeli gibi tekrarlayarak. However, India will predictably turn military outpost into settlements. Ne yapacakmış? Predictably, öngörülebilir şekilde. Yaptıklarından bu öngörülebilir demek istiyor. Turn döndürecek. Military outpost. Askeri garnizonları, dış outpost, uç beyliklerini falan gibi anlamında veya garnizonlarını diyelim. Into small settlements. Buraları küçük yerleşim yerlerine döndürecek. O öngörülüyor. Small settlements, küçük yerleşim yerleri de into large settlements. Başka küçük yerleşimleri de büyük yerleşimlere döndürecek. And then large settlements into small cities. Büyük yerleşimleri de küçük şehirlere dönüştürecek. Turn burada dönüştürmek. Turn something into bir şeyden bir şeye dönüştürmek gibi kullanılır. Başka? Complete with shopping centers. Bu şehirler nasıl olacakmış? Complete, dolu ve tamamlanmış olacak. With
Shopping centers, buralarda alışveriş merkezleri olacak. Schools, recreational facilities. Recreation böyle spor ve eğlence yerleri anlamında. Facilities, tesisler. And 24 hour military backed security. Ve 24 saat askerin desteklediği bir güvenlik sistemi burada olacak. To that end, bu amaçla, and the goal, ends and means, işte goal gibi kullanılır. Şurada onu da yazalım. Buraya bir slash koyalım. Slash İngilizce'de ends, slash veya anlamına gelir. Anlamda kullanılır. To that end, bu amaçla, for that goal, yani goal'la for, şeyle end'le to kullanılıyor. To that end, for that goal, for this purpose, bakın aynı birkaç şekilde söylenir. India has been upping the ante. Up the ante bir deyimdir. Çıtayı yükseltmek demek. Gerginliği artırmak veya beklentiyi yükseltmek. Upping the ante, to up the ante. Fiil olarak bu. Ne yapıyor? Çıtayı yükseltiyor. In Kashmir. Has been deyince belli bir süredir bunu yaptığını anlıyoruz. Şeyde çıtayı yükseltiyordu Hindistan, Keşmir'de. By escalating, escalation tırmandırmak demekti. It's military activities veya artırmak anlamına geliyor. Escalator and elevator. Onun elevator, merdiven yükselerek direkt yerden dikey yükselmesi. Escalator da böyle yavaş yavaş artan o yine yürüyen merdivenler gibi. Ona escalator deniyor demiştik. Ne yapmış? Artırarak, its military activities, askeri faaliyetlerini artırarak in the territory, bölgede. Since the COVID-19 pandemic began, COVID-19 salgını başladıktan sonra askeri faaliyetlerini artırmış bu şeyde Hindistan. Artırmaktadır. Including, başka ne yapmış buraya? Neler var bunun içinde dahil diyor, including. Moving heavy artillery, ağır silahlar, artillery, silah demek. Artillery, ağır silahları buraya yönlendirmiş, taşımış. Into residential neighborhoods, yerleşim yerlerine de, neighborhood, bölgeler, mahalleler anlamında, mahallelere de taşımış. And villages, köylere taşımış. Yani yerleşim yerleri içinde de askeri şeyler kurmuş. To use as a base, amacı neymiş? To use as a base, bunu bir üs olarak kullanmak istiyor. From which, buradan, to target Pakistani military locations, buradan Pakistan askeri konumlarını hedef almak üzere. Target, hedef almak demek. Target, Pakistan military location from its own bunker position. Bunker'da askeri bir terim. Siper demek arkadaşlar. Siper veya konteyner anlamında kullanılır ama daha çok burada siper. Yani kendi bir yere kazmış, gizlenmiş. Böyle bir pozisyon, böyle bir konum şey yapmış, kendini hazırlamış. Oradan Hint, Pakistan askerleri üstlerine vesaireye hücum edecek şekilde ağır askeri teçhizat getirmiş. This is effectively using local human shields. Bu durum ne yapıyor? Etkin bir şekilde yerel halkı bir kalkan olarak, maske olarak kullanmış oluyor. Using effectively, etkin bir şekilde using locals, yerli halkı, as human shield, insan kalkanı olarak kullanmayı amaçlıyor veya kullanıyor. To deter, caydırmak demek. Deter, deterrence önemli bir kelimedir. Pakistani military counter strikes. Strike, saldırı, vurmak anlamına da gelir. Pakistan ordusunun karşı saldırılarını caydırmak için. Niye? Karşıda yaşayanlar da Müslüman. Pakistan'a daha çok sempatileri olan Müslüman Keşmir halkı
Siz Hint ordusuna ateş atarsanız yine orada Keşmirli Müslümanlar ölür. Tabi Keşmir'in bir kısmı da şeyde Pakistan tarafında. Yani Keşmir büyük bir yer. Pakistan sınırları içinde, bir kısmı da Hindistan sınırları içerisinde ve tartışma burada. Hindistan tarafındaki yerde tartışma yaşanıyor. If we knew, kim demiş bunu? Panzgam Village, residents of Panzgam Village told Middle East Eye. Ne demiş bakalım? If we knew they would one day enter this area also. Biz bunu bilseydik, bir gün bu bölgeye de girecekler. Make us all human shields. Hepimizi insan kalkanı yapacaklar. If we knew, bunu bilseydik. We would not have invested, yatırım yapmazdık. Our lives, bütün hayatımız boyunca gibi anlaşılıyor yani. Hayatımızı buradaki evlere verdik. Evlere yatırım yapmışlar. Oranın bölgenin insanları evlere çok ev yapmışlar herhalde. Bunları yapmazdık. We would not have invested our lives into these houses. Bunu söyleyen kim? Panzam köyü sakini, resident burada. Sakini demek. Middle East Eye'da yine Katar'ın desteklediği, yine bu Suud ve Emirat şeyinden daha bağımsız, düzgün bölge haberleri veren, analizleri yayan bir kanaldır. Bence İngilizcesini geliştirmek isteyenler yine buradan da yazılar okuyabilir. Orada bir yazı üzerine bu şey olmuş. Başlığı ne? Keşmir'de insan kalkanı falan diye bir yazı varmış. Ondan alıntı yapmış. Yani yazarlar kendi tezlerini savunmak için, başkalarının görüşlerine de kanıtlamak için başvurabilirler. Bu da onun güzel bir örneği. We are crying with fear. Cry, bağırmak, çağırmak anlamına da gelir. Ağlamak anlamına da gelir. Ağlıyoruz diyelim burada. We are crying. Cry out mesela bir şeye bağırmak anlamına da gelir. Ama çoğu zaman ağlama anlamında. We are crying with fear. Korkuyla ağlıyoruz. Our children and elders, çocuklarımız ve yaşlılar, elders are panicking. Onlar da panikliyorlar, panik halindeler diye durumun vahametini anlatmış. India's recent aggression. Hindistan'ın yakın zamanlardaki aggression'ı, agresyonu, agresifliği, saldırganlığı has not come without violence. Ne diyor? Şiddetsiz gelmedi. Yani beraberinde şiddet getirdi, violence. Kavga gürültü. With three civilians killed. 3 tane sivil öldürüldü. Killed burada got killed anlamında. Including a woman and her child. Bir kadın ve çocuğu öldürmüş. When the two armies traded fire. 2 ordu. Yani Pakistan ordusuyla Hindistan ordusu. Traded fire. Trade, exchange anlamında burada. Alış vermek yani ticaret gibi. Bir o da atıyor, bu da atıyor karşılığında. Trade, exchange, fire anlamında kullanılır. Ateşleri karşılığında atmışlar. Along the line of control. Kontrol çizgisi boyunca. Along bir, mesela along the river, along the road. Böyle bir süreç veya bir mesafe boyunca derken along denir. Zaten long uzunluğunda. In early April, Nisan başında daha yeni. When, then, and then with the recent killing of Kashmir's top militant commander. Yine Keşmir'in üst düzey militan komutanı Riyaz Naiku'yu yakın zamanda öldürmüşler. Dolayısıyla şiddet burada ortaya çıkmış demek istiyor. Tabi Hindistan içerisinde, yani Keşmir içerisinde bağımsızlık yanlısı Müslüman gruplar var. Herhalde bu onlardan birisi. Clearly, herhalde bitiririz bunu. Zaten süremizde 5 dakikamız var. Metni tam bitirince ben de mutlu oluyorum. Çünkü yarı kalınca biraz size iş kalmış oluyor. Siz başka yazılar okuyun yine boş zamanlarınızda. Clearly, net bir şekilde India is exploiting, istismar ediyor. International community's focus on the COVID pandemic. Hindistan ne istismar ediyor? Uluslararası toplumun
koronaya yoğunlaşmasını istismar ediyor. To advance, ilerletmek için. It's Hindu settler colonial project. Kendi Hindu yerleşimci kolonyal projesini ilerletmek için kullanıyor bunu. In Kashmir, Kashmir'de. And clearly Israel is doing the same. Doing the olur burada daha çok. The same. İsrail de aynısını yapıyor net bir şekilde. To advance its Zionist settler colonial project. Mümkün mümkün. Bir de teorik bir şey okuyalım. Why not yani? Şöyle Orta Doğu meselesini bir teoriye uyarlayan bir yazı okuyalım. Settler Colonial Project in the Palestinian Territories. Aynı şeyi de İsrail Filistinli topraklarında yapmak istiyor, yapmaya çalışıyor. One of the great tragedies of COVID-19 pandemic. Korona salgınının büyük trajedilerinden birisi diyor. Tabii şurayı şimdi göz ardı edelim. Will be the international community's disinterest. Uluslararası toplumun ilgisizliğidir. Dis gelince olumsuzlar biliyorsunuz. İlgisizliğidir. In resolving intractable conflict. Intractable yani track demek çekmek, bir yere götürmek anlamında. Traktör buradan gelir. Intractable bir yere çekilip götürülemeyen, yani bir yere gitmeyen, kalıcı, inatçı anlamında kullanılabilir. Kalıcı veya inatçı sorunlarını, çatışmalarını çözmedeki resolve ilgisizliğidir diyor. Bunun bir trajedisi sonucu olacak. Şimdi şu kısma bakalım. Burada ekstra bilgi veriyor demektir iki tırnak arasında. Beyond the immediate death and economic destruction. Tabi salgının bir hızlı ölüm getirdiği taraf var. Ve bir de ekonomik zarar var, hasar var. Destruction. Bunun ötesinde, yani bu ölüm ve ekonomik zararın ötesinde diğer bir olumsuz şeyi de COVID'in, koronanın ne olacakmış? Uluslararası toplumun bu eski sorunları çözmedeki ilgisizliği olacakmış. Başka ne ilgisizliği? Global human rights violations. Burada bilmediğiniz kelime yok herhalde. İhlal violations. Küresel insan hakları ihlalleri olacak. Buna ilgisiz olacak. Given burada dikkat ederek, bakarak veya bunu varsayarak gibi. Neyi varsayıyoruz? European, American and Asian nations. Neyi varsayarak? Will be focused on their survival. Hayatta kalma dertleriyle yoğunlaşmış olacaklar. Bu derde yoğunlaşmış, fokus olmuş olacaklar. Not that of others. Başkalarının dertlerine değil. In distant lands. Distant uzak demek arkadaşlar. Uzak topraklarda ki insanların dertleriyle ilgilenmek olmayacak. Yani kendi dertleriyle, kendi hayatta kalma dertleriyle yoğunlaşıp başkalarının dertlerini çözmekle bu önemli ülkeler ilgilenmeyecek demek istiyor. Bakalım ne olacak, anlayacağız. Burada ne demiş? Correction, düzeltme yapmış. An earlier version of this article, bu makalenin ilk versiyonunda ve önceki versiyonu, erroneously stated that India was targeting Pakistan military location from tens of thousands of kilometers away from its own bunkered position. Böyle bir ifadeyi on binlerce kilometre öteden Pakistan şeylerini hedef alıyor diye bir ifade varmış. Onu çıkarmışlar, onu düzeltme yapmışlar. Yani tabii siyasi ve hassasiyetlere göre belki somut bilgi olması veya hem TRT'nin hem yazarın hassasiyetlerine göre bazen böyle istenmedik ifadeler olduğunda düzeltme yapılabiliyor.
Bazen de disclaimer koyuyorlar arkadaşlar. Ne demek disclaimer? Disclaimer. Nereden geliyor disclaim? Claim iddia. Disclaim bu benim değildir demek. Claim sahiplenme anlamına geliyor o yüzden. Disclaim sahiplenmiyoruz. Disclaimer da yani diyor ki bu yazarın yazdığı şeyler bizi bağlamaz. Biz onu sahiplenmiyoruz diye not eder yazılar. Yani şeyde söylenen bu yazıda anlatılan şeyler bizim resmi görüşümüz değildir diye bakalım bunda var mı disclaimer. Bakıyorum yazının sonunda var, evet. Disclaimer ne diyor? The viewpoints expressed by the author do not necessarily represent, yani yazarın görüşleri diyor. Yani illa TRT'nin görüşü anlamına gelmez diyor. Bunlar yazarın kendi görüşüdür diye açıklama yapmış oluyor. Evet arkadaşlar, teşekkür ediyoruz. Yine başka bir derste buluşmak üzere. Hepinize iyi akşamlar. Son bir soru var mı diye bakıyorum. Hindistan'ın verileri doğru buluyor musunuz? Çok bakamadım Hindistan'daki veriler nasıldır diye. Abbas Medeni, yani o bir siyasi bir şey, figür, biraz controversial bir figür, çok girmeyiz herhalde Abbas Medeni, ama Orta Doğu'daki meseleleri bir teorik çerçevede ele alan bir yazı okuyalım inşallah. Hepinize iyi akşamlar.